Evet, okula dönüş videosu çekmek için geldim yine. Çok şükür. Elhamdülillah. 15 dakikalık yolu 1 saat 15 dakika. Merhaba. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Şu an gerildim. Hani ne desem hiç bilemedim. Nasılsınız? Ben zaten anca okula dönüş videosu falan çekmek için bir şeyler atıyorum. Evet, okula dönüş videosu çekmek için geldim yine. Şu an Rozman'a gidip geldim. Gidip gelmedim. Henüz sadece gittim. Gelme aşamasını henüz geçemedim. Evet, bir sürü şey aldım. Gerekli değil. Hepsi çok gerekli. Hepsi gerçekten çok ihtiyacım olan şeyler. O yüzden kendime gurur duyuyorum. Vakum falan da almam lazım. Ben sürekli vakum alıyorum her sene. Vakumlarım nerede hiçbir fikrim yok. Ha var. Yurtta. Vakumlu fulçta aldım. Aldıklarımı atacağım. Şimdi bir tane İngiliz karbonat aldım. Ben bir yıl önce falan ya bu alüminyumsuz deodorantlar bir şey yaramıyor. Rolanlar falan. Alüminyumlarda kanser yapıyor. Ne yapacağız falan diye sormuştum. Birkaç kişi İngiliz karbonatı öğrenmişti. Unutmuştum. Görünce aldım. Sonra bu İngiliz karbonatını kullanabilmek için böyle boş şişe aldım. Biberiyeli saç toniğinden aldım İsa'nın. Sanırım bu yeni çıkmış. Bana değil kardeşime. Ya ben normalde... Kız ben dökmüş müyüm getirirken? Allah beni kahretmeye. Ben normalde yüz temizleme jeli olaraktan Bepantol kullanıyordum. Ama malum sebeplerden ötürü biliyorsunuz Bepantol da boykot listesinde ve hani kullanmak istemedim. Bu arada piyasada aslında Bepantol'ün o yüz temizleme jelinin bir alternatifi yok. İçeri inanılmaz temiz. Kuru ciltler için harika. Hiç onun kadar iyisini kullanmadım. Yani Marodermin'ki falan fos onun yanında. Neyse İsa'nın bu şeyini gördüm. Niacinamide'lı, pentenollü bu yüz temizleme köpüğünü gördüm. Ben bunu gösterip göstermediğimi hatırlayamadım bir türlü. Hyaluronik asit serum bitmişti aldım. Çok önemli bir şey yok. Sabun aldım, katı sabun. Yani vücut sabunu. Neden? Ben vücudumda artık çift aşamalı temizlemeye karar verdim. Önce kıt sabun sonra sıvı duş jeli olacak şekilde. Sonra benim göz altlarım çok kuru. Ne sürsem gözümün altını pütür pütür duruyor ve ben artık bunu çok kafama takmaya başladım. Bu yüzden böyle bir göz serumu, göz kremi gördüm. İçeriği çok iyi böyle bayağı nemlendirecek şeyler var. İnşallah işe yarar. Şu kıyafetim. 195 falan. Olmaz. Tamam. Telefonu. Geldim ve terliğim yok çünkü terliğim depoda ve ayakkabıyla gezmek istemediğim için çorapla geziyorum. Of, eşyalarımı da yerleştirmem gerek. Ya burada çok eşya yokmuş gibi. Yok zaten. Ama bunun içinde o kadar fazla kıyafet var ki ya nasıl yerleştireceğim bilmiyorum. Belki de yerleştirmem, hiç açmam. Ama açmak zorundayım çünkü yani yatacağım kıyafetler orada. Ya pijamalarım falan bunun içinde. Of. Eşya yerleştirmekten gerçekten hiç hoşlaşmıyorum. Maalesef.
şey çekiyorum ya blok. Bunu böyle çekmek istedim. Teşekkür. Oha, ellerimiz arasındaki renk farkı çok komik. Ellerindeki boy farkı aslında daha komik olan şey ama. Ben sana ona çok kızıyorsun diye ben artık onu söylememeye başladım. Sadece renk farkı. Sadece ben biraz büyüğüm gerçekten ama. Abi sen uzunsun. Uzunum. Bugün Türk-Japon Kültür Derneği'nin ya da Türk-Japon Vakfı'nın 500. da aynı şeyi söyledim. Bir etkinliği var, ona gideceğim. Ama o kadar uzakta ki, yani hani şu an tamamen bozkırın ortasındayım, yürüyorum yani. Ve alerjim kötü oldu, hapşıracağım, hapşıramıyorum bir türlü. Bakalım. Ve birazcık da geç kalacağım. Ya geç kalacağım ya da tam zamanında gideceğim ama oysa ki çok da erken çıkmıştım yani hani böyle. Çok trafik vardı. Bir de otobüs falan çok durakta durdu, böyle şeyler oldu. Kötü oldu. Bir de ben başka bir otobüse aktarma yapacaktım. Tam ben 153'ten indim. 342 bineceğim. 342 orada. 153 durağa geldi. 342 duraktan kalkacak. 153 kapıları birazcık geç açtı. 342'yi de bastı gitti. Üzüldüm birazcık. Ama yürüyerek de yetişirim bence. O yüzden sorun yok diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdilik şu halde. Ama sadece burayı toplamam. Sadece burası kaldı. Şimdi yatağımı toplayacağım ve hastaneye gideceğim. Bir salak bir şat atacaktım ama. Telefon koçuk herhangi bir yer yok. Telefon üzerinden anladım unutmadı. Ya unutmadım aslında. Olmak istemedim. Ve çıkarıp telefonu koyacağız. Aslında su şişemi koyabilirim belki size ama. Su şişemi de koymadım. Beni almadım elime. O yüzden elimi görün, yapacak bir şey yok. Böyle de çok sıkıcı. Şarkı falan dinlenmiyor. Video çekerken içim daraldı. Hastanedeyim bakmış böyle 1,5-2 saatte falan. Ben hani erken geleyim, erken sıvıdayım, erkenden kan veririm diye düşünmüş idim. Fakat öyle olmadı. Bayağı direkt dinlendim 1,5 saat falan. Nasıl geçti 1,5 saat bilmiyorum. Bayağı kötüydü. Bana göre böyle bütün gün yaşlı gibi hissediyorum. Ama şu an saatlerde kan vermeye gideceğim. Muhtemelen yarına sonuç için geleceğim. Sonra da alerji için falan geleceğim. Bakalım. Yolda birini gördüm. Var mı? Var. Sen kameraya çıkmak istemezsin diye tahmin ediyorum. Yok, istemem. Evet. Kanka ben bunu açamadım. Ben de kaçamadım. Tamam. Hepsini mi koyayım? Ne koyayım? Neyse. Bugün sos alalım. Evet, bizim zaten en ihtiyacımız olan şey şu an soslar. İleride switchili istedi. Hı hı. Ben ranch ve ballı halden istiyorum. Onun dışında hazır buzluk boşken donmuş ürün almak istiyorum. Evet. Yumurtaları çok güzel kırdığını düşünüyorum. Süper yani. Evet. Tamam, 5 tane. 3'ünü de alabilirsin, ikisini de alabilirsin. Kanka sanırım bunu alacağım. Bu da çok güzel ama bununla çok benzediği için okey. O yüzden bunu ben alıyorum. Aynen. Tamam. Buradan da hepsi senin. Tamam. Bir tane de komedi kulübü varmış. Bu çok güzel. Biraz önce 15 dakikalık yolu 1 saat 15 dakika.
yanlış yere binmişiz o yüzden. Evet çünkü doğru yöne gideni kaçırdık. İkimiz de telefonu da almışız ve kafamızı bir anda bir kaldırdık. Gidiyor yani. Sonra bu otobüsü gördük. Dedik ki aha otobüs binelim hadi. Ama şöyle düşünüyorum ben. İncek turu yaptık. Evet ince hiç hayatımda görmemiştim. Güzel bir gezi oluyor benim için. Her yer aynı. Bir de şoför de çok hızlı sürüyor. Deneyim. Deneyim evet. Güzel bir deneyim. Bir daha ya, böyle bir şey yapmadım demezsin. Evet inceye de dolaştım. Bu kadar. Bence de. Aklıma geldi. Sen hala vlogu editlemedin. Doğru editleyeceğim. Bugün akşam ekleyin tamam mı? Biraz takaldık. Yani bilekliklerime bakın. Şu mavili kalbi çok beğendim. Bu da kareli olan da kıplaman da çok değişik duruyor ve o yüzden hoşuma gitti. Böyle bir şey aldım. Bir saniye. Kolye aldım. Ben bu kolyeleri çok istiyordum. Başka ne aldım? Aldık. Bu kolyeden. Ve çok hoş bence. Şunlardan iki el aldım. Şöyle. Biraz kötü oldu. O yüzden tekrar su yollama ihtiyacınız da ben su yolu aldığını bilmiyordum zaten. Ben su yolu aldım. Ben su yolu satmayı seviyorum. Bunlar Hilal'in. Evet bu da Hilal'in. Bu benim. Bu kalpler. Böyle bir tüpü daha aldım ben. Bakın şöyle. Şu an bu kolyelerim var. Şunu çıkaracağım galiba. Şöyle takıyorum galiba. Şöyle taktım. Bizim metro Etlik'ten dönüşümüz nasıl olacak? Bir hemen bakalım mı? Etlik'ten dönüş sanki kolaydı ya. Hemen bakayım. Kanka ne olursa olsun bence daha fazla eğlendik. Hani anlatabiliyor muyum? Zor yani. Değil mi bence de? Evet. Kaç saattir yoldayız kanka? Çok saattir. Buranın büyüklüğü karşısında eğlendim. Bizim bir haftalık çay ihtiyacı. Salak. Bana versene bir boy karşılaştırması yapacağız. Şimdi. Kaç kilo? Bu 2 kilo falan herhalde. Yok canım neresi 2 kilo biz zaten 5 kilo. Oha çok güçlüyüm ha. Yani. Kanka baya. Benim yarım kadar. Dur bunu bir aşağıya koyalım. İki buçuk. Aynen 2,5 attım. Ben 2,5 attım. İyiymiş ama ha. Ay çok iyiymiş ya. Bir şey değil mi? Çok güzel hissettiriyor sarılması. Evet ben de sarıldım. Hadi gel bakalım. Aa şurada değişik şeyler var. O neydi? Kuşlar nasıl çok anlarız ya şunu ama Ulang. Yaz yazıyordur arkasında. Kokmuyor ki. Çin çayı. Tatlımsı ve kaymak tadında. Dursana bu ikisi hani karamelize elma ve hindiba kökü çayı nasıldır diye tadı diye. Sayın misafirlerimiz, balık bölümünde kolamız, adet fiyatı 69.95 liradır. İş sizleri balık bölümüne bekler. Teşekkür ederim. Bizim bir hastalığımız var. Her Dibek kahvesini denememiz lazım. Aşağı yukarı hani marketlerde satılan herhalde her evet. Dibek kahvesini denedik şu ana kadar. Piyasadaki muhtemelen bir 4 Dibek kahvesini denemişizdir. Evet denemişizdir. O 5. olacak. Aa, Eylül'ün önündeki falan, Eylül'ün önündekini falan da biz bayağı denedik. Evet, evet. Bayağı denedik. Evet. Helal olsun bize. Helal olsun. Bu ne? Daha
Olur kanka. Ama bu daha böyle çok fazla. Tamam. Aa, bu pankek harcıymış bak. Kanka. Aa bak, muzlu puding. Vanilyalı puding. Kanka böyle şeyler çok saçma olduğu için bana çok güzel geliyor şu an. Kanka kabartma. Çok iyi. Ya bu nasıl güzel kokuyordur. Evet. Tablo kabartıcı. Bu ne? Kanka. Şey pastacı kremasının şeyi. Çok güzelmiş. Bu bisko. Aa çok güzel. Bayağı iyi. Wow. Evet. Kiraz konservesi. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi bu arada fiyatı. Ay saçma sapan kokonat milk falan var. Bu çok Amerikan bir ürün. Evet kanka, bir fiyatına bak, çok iyi. Fiyatı gayet iyi. Zaten normal kokonat da şu an 45 lira falan. Kanka mandalina konservesi şu an o kadar almak istedim ki. Ben mango konservesi varsa mango konservesi almak istiyorum. Erik var, kiraz var. Bir baksana. Bu ne? Bu böyle içecek ama... Neden? Aa Hilal, kahve şeyi alalım mı? Kahve sosu. Bunlar bence kahve için değil. Yok, bunlar kahve için değil. Alalım bu arada. Şey, tatlı. Şurup şurup, evet. Nasıl güzel olur kahve şurubu. Bayağı güzel olur. Ama nerededir ki? Dünyada gördüğüm en sevimli şeylerden biri falan olabilir bu arada. Çok tatlılar. Şurada dondurmuş küçük şeyler var. Yaban mersini, nar. Nar, yaban mersini. Kiraz var. Ya şu abla. Fişin uzunluğu o kadar iyi ki. Kolun kadar var herhalde. Gerçekten varmış. Bu